Herkese merhabalar. Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Lisedeyiz ve lisede eskiden Türkçe diye bildiğimiz ders artık Türk Dili ve Edebiyatı dersi oldu. Yani içerisinde anlam bilgisi, hani eskiden öğrendiğimiz o isimler, sıfatlar, zamirlerin olduğu dil bilgisi var. Ve yepyeni konular var. Neler var? Edebiyatımıza gördüğümüz o ünlü yazarların, ünlü romancıların eserlerini, kahramanlarını, edebiyat tarihini öğreneceğiz. Mesela hepimiz biliyoruz ki Dostoyevski diye Rus bir yazar var, öyle değil mi? Aynı şekilde bizim de Peyami Safalarımız, Reşat Nuri Güntekinlerimiz, Mehmet Akif Ersoylarımız, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'lerimiz, çok değerli yazarlarımız, şairlerimiz var. Onları tanıyacağız, onların eserlerini inceleyeceğiz. İşte bu derste de biz kendi aramızda edebiyat diyeceğiz ama normalde de Türk Dili ve Edebiyat dersi. Peki hocam, edebiyat dersinde veyahut da lisede öğrendiklerimiz ne işe yarayacak? Arkadaşlar, ne işe yarayacağını hemen söylüyorum. Öncelikle kendi kültürümüzü, kendi dilimizi tanıdığımız gibi ileride gireceğimiz üniversite sınavlarına, yani TYT ve AYT'de hayallerimizdeki mesleği yapmamızı sağlayacak. Dolayısıyla dersleri dinlerken iki açıdan dinlemeniz lazım. Birincisi, tabii ki bunlar hayatta bir işimize yarayacak. Genel kültürümüzü, güzel dilimizi kullanmamızı geliştirecek, güzel dilimize sahip çıkmamızı sağlayacak şeyler. Ama bilhassa da üniversite sınavı açısından bakın. Mesela 9. sınıfta öğrendiğimiz konular yazım kuralları, her sene üniversite sınavlarında iki soru geliyor. Noktalama işaretleri, her sene üniversite sınavlarında iki soru geliyor. Sözcük türleri, her sene bir soru geliyor. Ekler yapısı, her sene gelmiyor gördüğünüz gibi. Sözcükte anlamdan her sene 3 soru, cümlede anlamdan her sene 4 soru, paragrafta anlamdan her sene 26 soru geliyor. Ya da şiir bilgisinden AYT'de, yani üniversite sınavının ikinci kısmı AYT oluyor, birinci kısmı TYT oluyor arkadaşlar. Burada AYT'de de yine sizin karşınıza şiir bilgisinden, söz sanatlarından, metin türlerinden, yine anlam bilgisinden sorular gelecek. Hocam, üniversite sınavına mı hazırlanıyoruz? Hayır. Ama yaptığımız her bir çalışma ileride yapacağımız mesleği, ileride kazanacağımız üniversiteyi, fakülteyi belirleyebilecek. Dolayısıyla attığımız her bir adım bizim için çok değerli. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Başarı yolculuğu ve bu yolculukta da bizler Tonguç Akademi olarak yanınız olacağız. Hiç endişelenmeyin. Süper başarılara yelken açacağız. Şimdi burada arkadaşlar ilk dönemde göreceğimiz konular adeta bir lokum. Lezzetli bir lokum. Birinci ünite giriş diyeceğiz. Ardından da ikinci ünitede hikaye konusuna bakacağız. Burada birinci giriş ünitesinde ve hikaye ünitesinde öğreneceğimiz şeyler son derece basit arkadaşlar. Yani bunları çok kısa videolarla, çok kısa anlatımlarla size süper bir şekilde anlatacağız. Muhtemelen de ilk yazılı konularınız bu ikisinden gelecek. Burada işte ağız, şive, lehçe, argo gibi kısımlar var. Orada biraz kafa karıştırıyor ama bunların hepsini göstereceğiz sizlere. İşte Karadeniz ağzı var veyahut da işte Azeri şivesi var. Bunların neler olduğunu, bu farklılıkları bileceğiz. Argo'yu biliyoruz hocam demenize gerek yok. Argo kötü söz. Bunları da kullanmayacağız tabii ki. Aynı zamanda burada dil bilgisindeki isim, yazım kuralları, noktalama işaretleri, bunları zaten 5, 6, 7, 8 öğrendiğimizin birebir aynısı. Yani liseye geçince Türkçe değişmiyor. Yine aynı. Sadece burada edebiyat eklenmiş oluyor. Üçüncü ünite şiir, işte en zor kısım burası. Şiir ünitesinde gerçekten beni dikkatli dinlemeniz gerekecek. Burada nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü diye öğrencilerin karıştırdığı ama esasında lokum kadar basit olan bir şey var. Eğer ikili ikili gidiyorsa beyit oluyor. Dörtlü dörtlü giderse dörtlük oluyor. Biçimi şiirin işte koşma mı, gazel mi? Hocam ne diyorsunuz? Arapça konuşmaya başladınız. Hayır hayır, hiç korkmayın. Bunların hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Nazım türü de şiirin konusu olacak. Ölçü, redif, kafiye, bunları zaten ortaokulda duymuştuk. Şimdi lisede biraz daha detaylı işleyeceğiz. Konularına göre şiir türlerine bakacağız. İşte diyeceğiz ki lirik şiirler var diyeceğiz. Epik şiirler var diyeceğiz. Veyahut da işte böyle satirik şiirler var. Eleştiri içeren şiirler var diyeceğiz. Bunların hepsi yine son derece kolay ve lokum. Edebi sanatları da zaten ortaokulda görmüştük ama bu sefer biraz daha abartacağız. Yani bu sefer tecahülü arif, lef-ü neşir veyahut da mecaz-ı mürsel gibi böyle Arapça isimler de kullanılacak ama yine temelinde benzetme, kişileştirme en çok sorulanlar olacak arkadaşlar. Sıfatları zaten biliyorsunuz, bunları da çok güzel bir şekilde anlatacağız. Masal, fable, hocam bize masal anlatmayın diyorsunuz biliyorum ama anlatacağız arkadaşlar size masalı. Çünkü çok kolay bir konu, çünkü bu da hem üniversite sınavlarında mesela 2022 AYT'de direkt sordular hangisi masalın döşeme bölümündendir dediler. Yani evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde kısmına döşeme bölümü deniyor. Seçeneklerde o ifadeyi bulanlar üniversite sınavında bir soru daha yapıp istedikleri işletme, iktisat, işte neyse artık öğretmenlik bölümlerini kazandılar. Geldik buraya. Burada roman ünitesini görüyoruz. Roman ünitesi biraz daha seçici konular var içerisinde ama yine son derece lokum. Hani şu ikisi arasındaki farkı iyi bilin arkadaşlar, hikaye romanı. Eğer hikaye bir C vitamini hapıysa roman ona eş değer bir kilo limondur diye bir söz var ÖSYM'nin. Yani roman biraz daha işin uzatılmış hali. Keçi boynuzu gibi. Roman daha uzun oluyor, tahliller oluyor, mekanlar daha ayrıntılı oluyor. Hikaye ise daha kısa, daha mintoş oluyor. Bunu da bileceğiz. Tiyatroyu göreceğiz. Tiyatro terimlerine bakacağız. Tiyatronun esas kallavi kısmı 10. sınıfta olacak. Orada işte edebiyatımızda işte geleneksel tiyatroyu veyahut da Tanzimat Tiyatrosu'nu, Serdifi'nin Fecrat Tiyatrosu'nu göreceğiz arkadaşlar.
Biyografi, otobiyografi hani çekim, öz çekim gibi. Biyografi bir kişinin hayatını anlatıyor birisi. Otobiyografi de ise kendi hayatını adam kendisi anlatıyor. Yani kendi pişir kendini yapıyor. Bunları da zaten ortaokulda öğrenmişsiniz. Bu sefer buna divan edebiyatına tezkire dendiğini göreceğiz. Veyahut da ortaokul öğrendiğimiz fiilleri ve ek fiili biraz daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Mektup mu kaldı hocam, artık elektronik posta atıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Zaten biz de mektubu edebiyat tarihinde işte o Fuzuli'nin yazdığı şikayetname mektubu gibi birkaç tane mektubu örnek göstereceğiz. Ama sonrasında esas elektronik postaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Günlük, blok, günlük tutuyorduk eskiden. Yani benim zamanımda 1600'lü 1500'lü yıllarda. Ama şimdi blok var arkadaşlar. İnternette genel ağda insanlar işte sevgili günlük yerine sevgili blok diye başlıyorlar. Veya öyle başlamasalar da düşüncelerini, yaşadıklarını samimi bir dille aktarıyorlar. Dolayısıyla bütün bu videoları sizlere güzel güzel anlatacağız. Ve arkadaşlar bu sene inşallah sizi hayallerinizdeki notlarla, takdirlerle, çok güzel başarılarla yaz tatiline uğurlayacağız. Tabii burada öğrendiğiniz hiçbir konu havaya uçuk dememesi lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar hem TYT'de hem de AYT'de, TYT'nin yarısı 9. sınıftan geliyor arkadaşlar. TYT'nin yarısı 9. sınıftan geliyor. AYT'nin de 4'te 1'i 9. sınıfta edebiyattan geliyor. Dolayısıyla üniversite sınavı hayallerinizin neredeyse kaçta oluyor? Artık matematiğim yetmedi. 2/5'ini bitirmiş olacaksınız. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve inşallah bu sene 9. sınıfta takdirleri, güzel başarıları elde edelim ve üniversite sınavından çok güzel sonuçlar elde edelim arkadaşlar. Şimdi sizi matematiğin sihirli hocası Ersen Hoca ile baş başa bırakıyorum. Matematik biraz daha zor. Yani ben bir sözelci olarak matematikten her zaman korkuyordum ama inşallah şimdi çok daha güzel başaracaksınız. Hadi bakalım hocamızı dinleyelim ve dersimize devam edelim. Çok teşekkür ederim Talha Hocam, nazik cümleleriniz için. Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf matematiğe hoş geldiniz. Ben Ersen Hoca. Yüz almaya hazır mıyız? Bu videoda 9. sınıf matematikte içinde hangi konular var, hangi prensiplerle çalışmamız gerekiyor, onlara beraber bakacağız. Öncelikli olarak 9. sınıfın konu içeriğine şöyle bir göz atalım. Bazı konular senin için 8. sınıfa kadar olan süreçte gördüğün konuların bir tık yükseltilmiş versiyonları, birazcık içerikleri genişletilmiş, bazı soru tarzları eklenmiş. Fakat bazı konular ise bu saate kadar hiç görmediğin sıfır konular. Bunlardan birincisi mantık. Terimler ve kavramlar ifadeleri üzerine birazcık yıkılmış konulardan bir tanesi. Soyut kavramları içerecek. Diyeceksin ki hocam iyi bir şey söylemeyecek misin? İyi bir şey söyleyeceğim. Ben anlatacağım sana dersi. Dolayısıyla detayına kadar öğrenmiş olacaksın. Ezber yok, detayına kadar öğrenme var. Dolayısıyla sen de eğer üzerine düşen ödev çözme kısmını, ödevlerinle alakalı mevzuyu aksatmadan her videodan sonra sana belirttiğimiz ki biz anlatacağız onu, diyeceğiz ki bu sayfayla şu sayfa arası çözülecek diyeceğiz. Bunları yaparsan bu iş tıkır tıkır ilerleyecek. Şimdi başlıkları sana sayacağım ama aman korkma. Önerme, bileşik önerme, önermenin değili ve veya ya da bağlaçları gibi şeylerle alakalı konuşacağız. De Morgan bizim için son derece önemli kurallardan bir tanesi olacak. Koşullu önermelere bakacağız. Karşıtına, tersine, karşıt tersine bakacağız. Diyeceksin ki yeter, hayır, yetmez diyeceğiz. Açık önermeler, her bazı kavramlarına bakacağız. Fakat bunlar bazı başlıkların altında olacak zaten. Yani burada hocam 20 küsür tane şey var, her birisi ayrı başlık mı? Hayır tabii ki. Fakat şunu söyleyebilirim. Mantık kısmını iyi bir şekilde oturtturabilirsek arkadaşlar, senin için 3 sene sonrasının projeksiyonunu sunayım. ÖSYM sınavında kesinlikle çok ama çok rahat edeceksin. Sebebi çok açık. Çünkü mantık hemen hemen her sene sorulan konulardan bir tanesi. Diyeceksin ki hocam ben yeni çıktım bu maratondan, LGS maratonundan yeni çıktım, sen bana ÖSYM diyorsun. Kusura bakmayın ama erkenden başlayan yol alır kardeşim. Çok basit bir ilkel cümle. Dolayısıyla rica ediyorum sanki bu sene sınava girecekmiş gibi test kitaplarınıza sarılın. Bu sene sanki sınava girecekmiş gibi konularınızla alakalı notlarınızı alın. Bana kalırsa kırmızı bir kitabın olmalı kardeşim. Kritik olan şeyleri ben anlatırken not olarak alırsan hafızanda çok daha kalıcı olur. Ki buna şimdi bir parantez açıyorum ve kapatıyorum. Bunu en son slaytımızda konuşacağız. Ardından ikinci konulara gireceğiz. İkinci konumuz kümeler konusu olacak. Kümeler de biraz soyut denilebilecek mevzular içeriyor. Fakat şunu unutma. Küme ile alakalı birazcık altyapın var önceki sınıflardan. Burada birazcık daha yukarı çıkartacağız. Demin bahsettiğim şey oydu. Lise dediğimiz mevzu bazı konuları yukarı çıkartma versiyonunu içerecek. Ne konuşacağız peki kümelerde? Kümeye bakacağız, elemana bakacağız, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme. Çok spesifik gelebilir bunlar. Ama ve lakin şuna dikkat edin. Bazı başlıklar var. Mesela sonlu küme başlığı. Yani ne anlıyorsun?
Ya sonu olan küme hocam. Çok haklısın kardeşim. Sonsuz küme. Sonu olmayan küme hocam. Bunları senin zihnini nakşedeceğiz. Sorularla pekiştireceğiz. Test kitabına karşısına geçtiğinde şak 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 halledecek duruma geleceksin. Eşit kümelerimiz var. Birleşimler, kesişimler. Birleşim kümesindeki iki kümeyi birleştireceğiz. Kesişimde ortak elemanlara bakacağız gibi sana çok böyle köşe taşı bilgiler vereceğiz. Köşe taşı bilgilerin olacak ve bunlarla alakalı tıkır tıkır soru çözmeye başlayacaksın. Geldik üçüncü ünitemize. Denklemler ve eşitsizlikler. Şimdi bak burası çok geniş gibi gözükebilir. Bunların her başlığı çok önemli olacak. Fakat kırmızıyla yazdığımız yere bir bakmanı istiyorum. Bu konulara ortaokulda giriş yaptın zaten. 9. sınıfta daha kapsamlı öğreneceksin demişiz. Bakalım neymiş bu konular? Sayı kümeleri mesela. Doğal sayılar. Neydi doğal sayılar? İşte 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar giden sayılar. Tam sayılar. Negatifler de vardı. Helal olsun kardeşim. Rasyonel. 2 bölü 3'ler, 3 bölü 5'ler. İrrasyoneller. Bak bunu bile gördün aslında. Köklü sayılarda 8. sınıfta konuşurken malum irrasyonel sayıları konuşmuştuk. Dolayısıyla irrasyonel sayılar işte kökün içerisinden çıkamayan sayılar, pi gibi sayılar irrasyoneldi. Gerçek sayılar aklına gelebilen tüm ama tüm sayıları kapsayan kümemiz olacak. Bölünebilme kuralları 2 ile 3 ile 5 de bu önemli. ÖSYM açısından yine kritik olan kurallardan bir tanesi. Ebo Pekok, herkes sana zor diyecek. Sen herkese dönüp diyeceksin ki ben Ersen Hoca'dan dinledim. Emin ol tak 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 yapıyorum diyeceksin. Birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Temelini yine geçen sene gördüğün konulardan bir tanesi. Birinci dereceden hem denklem çözeceğiz hem de eşitsizlik çözeceğiz arkadaşlar. Mutlak değer. Hani böyle iki tane çizginiz vardı. Dışarıya bazen olduğu gibi çıkartıyordun. Bazen eksiyle çarpı çıkartıyordun. Hatırladın mı? Üstü ve köklü ifadeler ya 8. sınıfın duayenlerinden bir tanesi, olmazsa olmazlarından bir tanesiydi. Üstü köklü ifadeler. Tekrarlayacağız. Oran orantı ve sayı kesir yaş, işçi kar zarar, yüzde karışım ve hareket problemleri dediğimiz kısmı çok ama çok önemse. Eğer strateji olarak şunu kullanabilirsen kendinde üniversite sınavına doğru adım adım ilerlerken çok rahat edeceksin. Neymiş hocam o strateji? Oran orantıdan başlayıp hareket problemlerine kadar olan süreç var ya, eğer o süreci sıkı tutarsan, belli periyotlarla mesela günde 3 tane problem çözmeliyim dersen, bu 12. sınıfa geldiğinde üniversitenin artık kapılarının yavaş yavaş sana açılacağı dönemde çok ama çok işine yarayacak. Belki de dönüp bu videoyu hatırlayacaksın ya da hatırlamayacaksın. Diyeceksin ki bir Ersan Hoca vardı, bununla alakalı bir şey söylemişti. Ben o gün gaza geldim ve oturdum problemler çalışmaya başladım. Hakikaten çok teşekkür ederim diyeceksin. Biz de o teşekkürü senden alacağız, kalbimize koyacağız. Üçüncü ünite farkındaysan ÖSYM şöyle bak bunu sorar bunu da sorar dediğimiz yer. Ama şu son kısımla alakalı minicik bir cümle daha söylememe müsaade et. Biz problemlerle alakalı üniversite sınavında minimum 11 maksimum 14 soruyla karşılaşıyoruz. O kadar önemli. Hocam kaç soru vardı üniversitesinde? 30 tane matematik sorusu var. Düşün. 11 ile 14 arasındaki problemlerden geliyor. Bak ne kadar önemli sen karar ver. Ve dördüncü ünitede üçgenler başlığı açacağız sana. Oo hocam geometriye mi geçiyoruz? Evet geometriye geçiyoruz. Üçgenlerde temel kavramları inceleyeceğiz. Açı, doğruda açı, üçgende açı. Bunlara bakacağız. Üçgenlerde eşlik ve benzerlik konusu ki çok önemli konulardan bir tanesidir. Zorlanılan bir konudur. Biz sana kolaylaştıracağız. Üçgenin yardımcı elemanları açıortaylar, kenarortaylar, yükseklikler, kenarorta dikmeler aklına ne geliyorsa teker teker detaylandıracağız. Dik üçgen ve trigonometri. Buraya ayrı bir başlık açayım. Dik üçgeni biliyorsun. Pisagor'la alakalı işler yapmışlığın var. Ama ve lakin biz bile Öklit öğreteceğiz sana. Trigonometrini hocam valla abilerimiz vardı söylüyorlardı çok zorlanıyorlarmış. Biz aslında sana trigonometriyi önce tanjant üzerinden bir kurgulayacağız. Tanjant tanıdığım bir şey. Hani geçen sene eğim gördünüz ya o aslında tanjanttı. Ama söylememiştik. Şimdi açıklayacağız sana. Sinüsler, kosinüsler, kotanjantlar girecek araya. Ama hepsinin çözümü bizde. Sen yeter ki videonun başına gel ve bize takıl. Üçgenin alanına bakacağız. Üçgenin alanı son derece kritik yerlerden bir tanesi. Çünkü ileride paralel kenar, dikdörtgenle alakalı mevzularında bağlantılarını oluşacak. Hadi bakalım 5. ünitede neler varmış. 5. ünitemiz veri başlığında olacak. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerine bakacağız. Matematiğe tekrardan bir geri dönüş yapmış olacağız geometriye ara verip. Burada veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalamalar, medyanlar, modlar, açıklıklar, standart sapmaları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Burası çok şeker şerbet başlıklardan bir tanesi. Bakalım ne demişiz? Diyor ki bu konulara ortaokulda giriş yaptın. Çok haklı. Aritmetik ortalamalara baktın. Modlar, medyanlar
inceledin kardeşim. Dolayısıyla burada seni çok zorlayacak herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Şimdi aslında videonun en kritik yerine geldik. Burayla alakalı birazcık kafanı şişirebilirim. Artık birazcık müsamaha gösterirsen sevinirim. Matematiğe nasıl çalışmalısın? Bence günümüz öğrencisinin en büyük yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi bu. Diyeceksin ki hocam biz LGS'ye hazırlanmış bir tayfayız. Biz hallederiz. Öyle devam ederiz. Birazcık değiştirmen gerekecek stratejini. Artık biraz daha büyüdün. Lise öğrencisisin. 9. sınıfa adım attın. Bakalım diyor ki iyi bir temel at. Bu iyi temel at başlığını birazcık açayım ben sana. 9. sınıfta okuyormuşçasına değil. Aslında videonun içerisinde söyledim. Dedim ki üniversite sınavına adım adım yaklaşan öğrenci modelinde olman lazım. Ki 12. sınıfa geldiğinde işler inanılmaz derecede rahat olsun. Onun için iyi bir temel at. İyi temel atman için biz buradayız. Okulda derslerini iyi dinle. Şunu yapma. Ya nasıl olsa videoda seyrederiz. Ersan Hoca bize yardır yardır anlatır. Anlatırım. Amenna. Ama neden iki kişiden dinlemeyesin ki? Hocandan dinle. Gel ben de tekrarını yap. Benim sana anlatabileceğim böyle kısa yollar, korsan yollar söz konusu olacak. Üzerine inşa et. Bir kere değil, iki kere dinle. İki kere dinlemenin faydasını yaşa. Ve demişiz ki video derslerle tekrar et. Onu bahsediyorum. Video derslerle bu işi tekrar ederek çok daha iyi yerlere getirebilirsin. Soru çöz ve pratik yap demişiz. Bak matematiğin kritik mevzularından bir tanesi budur. Öğrenci oturur videoyu seyreder. Sonrasında hocam tamam işte çalıştım değil. Matematikte o kaleme elini alacaksın. Sen de karalayacaksın. Yapamadığında kare koduna bakacaksın. Hocana soracaksın. Bir şekilde bunun üzerine gideceksin. O kalem elinize alınacak arkadaşlar. Soru çözüp pratik yapılacak. Olmazsa olmaz. Çözemediğin soruları biriktir. Çözemediğiniz sorular için demin bahsettiğim önemli noktaları ele alacağım. Onları notlandıracağın kırmızı bir tane defter dedim. Kırmızı kap. Ya illaki kırmızı olmasına da gerek yok. Güzel bir defterin olsun. Yapamadığın kitaptaki soruları belki kesip oraya yapıştırmak istersin. Günümüz teknoloji dönemi. Hocam ben telefonumdan fotoğrafını çekerim, klasöre atarım. O da olur kardeşim. Nasıl istersen. Ama bu sorulara belli periyotlarla bakman lazım. Öğretmenlerine götürüp o öğretmenlerinden bu soruların nasıl yapıldığını öğrenmen lazım. Bunlar çok ama çok hassas mevzular. Yeni nesil sorular çözmen lazım. Çünkü ÖSYM artık öyle soruyor. Kitaplarda da buna evrilmeye başladı mevzu. Kitaplarımızda hem klasik sorularımız var hem yeni nesil sorularımız var. Dolayısıyla önce klasiklerde konumuzun altyapısını çok sağlam hale getireceğiz. Yeni nesil sorularla üniversite sınavına hazırlanacağız. Sadece klasik sorularla yönelirsen ve onların üzerine gitmeye devam edersen bu iş çok da stabil bir şekilde devam eder ama sonuç kısmı çok da iyi olmaz. Yeni nesil soru çözmek zorundasın. Ve geldim son kısmına. Kavram haritaları ve kendi anladığın gibi kısa bilgi notları hazırla. Hani demin bahsettiğimiz defter vardı ya, konu bitti. Test kitabında çözdün. İnşallah çözemediğin soru olmayacak ama çözemediğin ya da belki de hepsini çözdün ama üf ya mükemmel soru dediğin bir soru var. Kestin onu yapıştırdın. Sonra kendine ait ya bu konunun kritik şeyleri neydi? Dur bir gözümü kapatayım onları bir düşüneyim ve yazayım dersen ya var ya sen beni geçersin beni. Dolayısıyla rica ediyorum bu aşamalara mümkünse çok ama çok dikkat edin. Ve sana bir sürprizimiz var. Her konunun sonunda ödüllü sorularımız olacak. İlk ödüllü sorun geliyor. 9. sınıf kanalına abone oldun mu? Olmadıysan hadi bakalım bekliyoruz. Şimdi tarihin derinliklerini sana anlatacak tarihçilerin piri Osman Hoca'ya sözü veriyoruz. Buyurun hocam. Teşekkürler Ersan Hocam. Evet arkadaşlar ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. Şimdi tarih dersimizde 9. sınıf tarih dersimizde neler var bunları bir görelim. Öncelikle toplam 6 üniteden oluşan bir programımız var. Toplam 6 ünitemiz var. Ve bu 6 ünitenin ilk 3 ünitesini 1. dönemde göreceğiz. 2. dönemde de diğer 3 ünitemizi göreceğiz. Peki bu konuların içinde neler var? Hadi şimdi onlara bakalım. 1. ünitemiz tarih ve zaman ünitesi. Bu ünitede insanlığın hafızası tarih başlığını değerlendireceğiz. Ki yani tarihin tanımını yapacağız. Tarih biliminin temel niteliklerine bakacağız. Tarihi araştırmak için neler gerekiyor bunu değerlendireceğiz. Ve neden tarih? Yani tarih dersini neden öğreniyoruz? Amaçları neler? Bunu değerlendireceğiz. Zamanın taksimi ki burada zamanı takvimler üzerinden ve çağlar üzerinden değerlendireceğiz. Ardından 2. ünitemize geçiyoruz. 2. ünitemiz insanlığın ilk izleri. Hani bu mağara döneminden itibaren bir yaşantı var ya, işte ondan bahsediyoruz. Sonra yazının gelişimini değerlendireceğiz. İlk çağda Sümerlerle çivi yazısını
Ardından işte Mısır hiyeroglifini vesaire değerlendireceğiz. Sonra ilk çağda başlıca medeniyet havzalarına bakacağız. Yani Mezopotamya, Mısır, Anadolu gibi ilk uygarlıklarını anlatacağız. Ve sonra insanların neden göç ettikleri üzerine duracağız. Göçlerindeki dini nedenler, ekonomik nedenler, sosyal nedenler üzerinde duracağız. Sonra da kabileden devlete mantığı içerisinde devletlerin oluşum sürecindeki temel etkenleri, yani monarşi, mutlakiyet gibi kavramları anlatırken kanunların doğuşunu vereceğiz. Önce sözlü kanunlar, ardından yazılı kanunların ortaya çıkışına bakacağız. Ve üçüncü ünitemiz. Orta çağda siyasi yapılar olacak. Bu siyasi yapılarda işte Asya ile Avrupa'yı kıyaslayacağız. Sonra tarımdan ticarete, ekonomiye gideceğiz. Burada temel ticari kavramları, tarım toplumlarının temel özelliklerini, ticaret toplumlarının temel özelliklerini, ticari kervansaraylar, hanlar, limanlar falan bunlar nelerdir bakacağız. Sonra orta çağda ordu ki burada aslına bakarsanız Avrupa'daki feodaliteye dayalı yerleşiklerin ordularıyla göçebelerin, Orta Asya'daki göçebelerin ordularını kıyaslayıp birbirlerine olan üstünlüklerine bakacağız. Ardından kanunların gelişmesi ki burada Cengiz yasalarından, Roma'daki, Doğu Roma'daki Justinianus kanunlarından bahsederek kanunların değişimi üzerinde duracağız. Sonra ikinci dönem derslerimiz içerisinde ilk ve orta çağlarda Türk dünyasına bakacağız. Avrasya'daki ilk Türk izlerinin neler olduğunu, orada neler yaşandığını, oradaki kültür merkezlerini değerlendireceğiz. Sonra boylardan devlete diyeceğiz. Nasıl Hun, Köktürk, Uygur gibi devletlerin ortaya çıktığına bakacağız. Sonra Türklerde coğrafya ile oluşan yaşam tarzını değerlendireceğiz. Göçebe yaşantının Türkler üzerindeki etkisine bakacağız. Oradan sonra kavimler göçü diyeceğiz. Kavimler göçü, Hun Türklerin başlattığı kavimler göçüyle birlikte Avrupa'daki değişme ve gelişmeleri anlattıktan sonra ilk Türk devletleri ve komşularını değerlendireceğiz. Komşularla ilişkilere bakacağız. Ve beşinci ünitemize İslam tarihine geçeceğiz. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyaya bakacağız. Biraz Bizans'tan, biraz Sasanilerden bahsedip İslamiyet'in Mekke ve Medine dönemindeki yayılışı üzerinde duracağız. Sonra Emeviler dönemine geçeceğiz ki dört halife dönemiyle birlikte anlattıktan sonra Emevilere geçeceğiz. Endülüs Emevileriyle birlikte Emevileri anlatacağız. İslam devletindeki dönüşümleri 661-750 yıllar arasındaki Emeviler döneminde İslam inancının nasıl bir dönüşüm yaşadığını ya da coğrafyaları nasıl değiştiğini göstereceğiz. Sonra 750'den 1250'si kadar 58'e kadar devam edecek olan Abbasiler dönemini değerlendireceğiz. Bu dönemde İslam'daki hoşgörünün sonuçlarını özellikle öne çıkaracağız. Tabii ki Türklerin İslam'a katkılarını Mısır'da kurulan Türk-İslam devletlerini de vereceğiz. Ardından tabii ki İbn Sina'dan, Farabi'den, Gazali'den bahsedeceğiz. Ya da İslam dünyasındaki pozitif ya da dini ilimleri değerlendirerek devam edeceğiz. Son olarak arkadaşlar 6. ünitemize başlayacağız ki 6. ünitemizde ne anlatacağız? Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk-İslam devletlerini değerlendireceğiz. Sonra bu üniteyi değerlendirirken Türk-İslam tarihindeki siyasi gelişmeleri anlatacağız. Karahanların, Gaznelerin falan o bölümüne geçeceğiz. Tabii o bölüme geçerken Türklerin İslamiyet'i kabulünü, bu kabul sürecindeki etkenlere bakacağız. Bu kabul sürecinde ortaya çıkan değişim ve gelişmeleri değerlendireceğiz. İslamiyet'in Türk devlet yapısına, yaşamına etkisini değerlendireceğiz. Mesela örnek olsun diye söyleyeyim. İslam öncesinde kurultay derken artık Müslüman olduk. Ne diyeceğiz? Divan diyeceğiz. Bu tip şeylerin dönüşüm, gelişiminden bahsedeceğiz. Oğuzlar İslamiyet'i nasıl kabul etti ve Oğuzların İslam'a katkılarını değerlendireceğiz. Bu süreçte tabii Oğuzların İslamlaşma sürecinde öncelikle Mavrennihir merkezi olarak kurulan Büyük Selçuklu Devleti'ni ve bu devletteki yönetim ve toplum yapısını değerlendireceğiz arkadaşlar. Konularımız böyle. Evet arkadaşlar, geldik ödüllü soruya. Her dersimizin sonuna mutlaka bir ödüllü soru koyacağız ve sizden ödüllü sorunun cevabıyla birlikte görüşlerinizi isteyeceğiz. Her türlü görüş bizim için çok önemli. Çünkü sizin görüşleriniz bizim daha başarılı bir eğitim sezonu geçirmemize katkı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi dersimizi fizik öğretmenimiz Umut Hoca'ya bırakıyoruz. Hadi bakalım Umut Hoca'mızdan hangi konular işleyeceğiz onları görelim. Çok teşekkür ediyorum Osman Hocam. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Murat Hoca. 9. sınıf konularını birlikte işleyeceğiz. Peki 9. sınıfta fizikte seni neler bekliyor, merak ediyor musun? Hadi gel kısaca sana anlatayım. Sevgili dostum, ilk olarak fizik bilimine giriş konusuyla başlangıç yapıyoruz. Madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet, iş enerji ve güç, ısı ve sıcaklık konularından sonra
elektrostatik konusuyla 9. sınıfımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu konulardan kısa kısa bahsetmek isterim. İlk olarak arkadaşım fiziğe hoş geldin konusu olan fizik bilimine girişle başlıyoruz. Ve en bilindik soru fizik nedir? Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması, bilim araştırma merkezlerini bu konuda öğreniyoruz sevgili arkadaşlar. ÖSYM sıklıkla bu konudan soru soruyor sevgili dostum. Arkasından madde ve özellikleri konusuyla devam ediyoruz. Özellikle öz kütleye çok dikkat et. Çünkü birçok konunun içerisinde önemli rol oynuyor sevgili dostum. Maddenin özellikleri, öz kütle, adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık gibi başlıkları bu konuda inceleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili dostum, en eğlenceli konulardan biri ayrıca 11. sınıfta temel hazırlayan hareket ve kuvvet konusuyla devam ediyoruz. Kuvvet ve hareket kavramlarını öğreneceğiz, Newton hareket yasalarını, sürtünme kuvvetini öğreneceğiz ve bu konuyla ilgili ÖSYM yine çokça soru soruyor sevgili arkadaşım. İş, enerji ve güç adı ne kadar büyük değil mi arkadaşım? Bu konuya dikkat et çünkü çok geniş kapsamlı sorular geliyor. Kinetik, potansiyel ve mekanik enerjiden bahsediyoruz. Enerjinin korunumu ve enerji dönüşümlerinden bahsediyoruz. Verimden bahsediyoruz sevgili arkadaşım, verimden bahsediyoruz. İş enerji ve güç konusundan sonra ısı ve sıcaklığa geliyoruz. Yalnızca 9. sınıfta göreceğim bu konu arkadaşlar çok çok önemli ve çok iyi öğrenmelisin. Isı ve sıcaklık nedir? Hal değişimi, ısıl denge, enerji iletim yolları ve hızı. Her sene TYT'de sorusu var sevgili dostum. Lütfen kaçırma bu konuyu. Son olarak arkadaşım elektrostatik. Elektriğin temelini oluşturur. 10. ve 11. sınıflarda da görmeye devam edeceksin. Bu nedenle temeli iyi atmalısın ve iyi öğrenmelisin. Elektrik yükleri ve özelliklerini bu konuda işliyoruz arkadaşlar. Yine bu konuyla ilgili ÖSYM çokça soru soruyor sevgili arkadaşım. Ve arkadaşım, ödüllü sorum. Sence fizik bilimi nedir? Bir cümleyle anlatmanı istiyorum sevgili arkadaşım. Sevgili dostum, biz bu konuları işlerken size 0'dan 9'a kitabımızla ödevler veriyoruz. Bu kitaptaki ödevleri benimle beraber yapmanı rica ediyorum. Sana ödevleri sıklıkla verdim zaten bütün videolarımda. Lütfen ödevleri yapmayı unutma. Sözlerime son verirken sizi efsane coğrafya öğretmeni Eşref Hoca'yla baş başa bırakıyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Umut Hocam, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eşref Hocanız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hem sizlere hem bizlere hem de velilere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve biz bu sene sizler için bomba bir şekilde hazırlandık ve 9. sınıfı sorunsuz bir şekilde bizlerle halledeceksiniz. Ve ben coğrafya için elimden gelenin en fazlasını sizler için yapacağım diyelim. Peki biz bu sene coğrafya dersinde neler göreceğiz? Hangi konulardan bahsedeceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi bu kısımdaki gördüğünüz, yani o 5. 6. 7. sınıfta görmüş olduğunuz kısımlarda coğrafya ile ilgili bilgiler vardı. Hem o fen bilgisi kısmında hem de sosyal bilgiler kısmında biz bunları gördük ama burada biraz daha artık ayrıntılı görmenin zamanı geldi. Peki bizim burada hangi konularımız var derseniz, birinci ünitemiz doğal sistemler. Burası bayağı uzun konuların olduğu bir bölüm diyebiliriz ve burada ilk göreceğimiz, yani ısındırma turu diyebiliriz buna, coğrafya bilimi insan ve doğa. Yani burada insan ve doğa etkileşiminden bahsedeceğiz. Daha sonra coğrafya nedir? Hangi alanlarla ilgilenir? Coğrafyanın alt dalları nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz ve daha sonra coğrafyanın geçmiş dönemden günümüze kadar meydana gelmiş o değişiminden de güzel güzel bahsedeceğiz. Daha sonra. Şimdi burası bitti. Dedin ki bayağı kolaymış. Hop dur orada. Hemen. Niye? Çünkü buradaki ikinci bölüm dediğimiz kısım, yani o dünyanın şekli ve hareketleri sizlerin anlaması noktasında en zorlanacağı kısımların başında geliyor. O yüzden burada hiçbir şekilde gevşemiyorsun. Ne yapıyorsun? Dikkatli bir şekilde dinliyorsun ve sürekli olarak burayı tekrar ediyorsun. Yani bir öğrenci buradaki dünyanın şekli ve hareketlerini güzel bir şekilde öğrendiğinde diğer konularla zorlanması daha düşük olacaktır diyebiliriz. Burada dünyanın şeklinden bahsedeceğiz. Geoid şekil diyeceğiz. Bunun ne gibi sonuçlar var? Onu bahsettik. Bitti cepte. Daha sonra dünyanın hareketlerinden bahsedeceğiz. İki tane hareket var. Bunlardan bir tanesi dünyanın günlük hareketi, yani eksen hareketi. Bir diğeri ise
Yıllık hareket ya da eksen eğikliğidir. Daha sonra 4 tane mevsim başlangıç tarihinden 21 Haziran tarihi, 21 Aralık tarihi, 21 Mart tarihi ve 23 Eylül tarihlerinden ve bu tarihlerin ne gibi özelliklere sahip olduğundan bahsedeceğiz. Burayı bitirdik. Daha sonra 3. bölüm dediğimiz yer ve zaman konusu var. Burada hemen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz hem meridyenlerden bahsedeceğiz, paralellerden, bununla birlikte enlem ve boylamlardan, bunların ne gibi etkileri var onlardan bahsedip sonra yerel saat hesaplamaları yapacağız. Güzel güzel. Sonra Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu tarif etmeye çalışacağız. Nasıl? Hem o enlem ve boylamlara göre tarif edeceğiz. Bir de Türkiye'nin o dünya üzerinde hangi kıtada yer aldığı, kimle komşu olduğu, çevresinde nelerin meydana geldiği, o Türkiye'nin coğrafi konumu kısmını da bitirmiş olacağız. Sonra harita coğrafya için çok önemli. Arada da güzel harita çalışmaları sizlerle birlikte yapacağız. Ve burada diyeceğiz ki harita nedir? Ne işe yarar? Ve haritada o alanları doğru çizebilmemiz için hangi yöntemler var? Mesela sağ tarafta görmüş olduğunuz bu birinci yöntem silindirik projeksiyon yöntemi. Bu yöntemle çizilen bir haritada hangi alanlar gerçeğe daha doğru bir şekilde aktarılır, onlardan bahsedeceğiz. İkinci yöntem mesela konik projeksiyon yöntemi. Üçüncü yöntemimiz ise düzlem projeksiyon yöntemidir. Bunları öğrenmiş olacağız. Sonra haritada ölçek diyeceğiz. Zaten bir çizimin harita olabilmesi için en önemli özellik ölçektir. Ölçek nedir? Kaça ayrılır? Ölçekle biz ne yapabiliriz? Hesaplamalar, hem uzunluk hesaplaması hem de alan hesaplaması yapacağız. Arkadaşlar, haritacılığın tarihsel süreç içerisinde gelişiminden bahsettikten sonra ÖSYM'nin de sevdiği alanlardan bir tanesi haritalarda yer şekillerinin gösterilme yöntemleri. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi, ikincisi renklendirme yöntemi, üçüncüsü ve en yaygın kullandığımız izohips yönteminden bahsedeceğiz. Bak, üçün altında, üçün üzerinde de yıldız var. Burası biraz daha önemlidir diyebiliriz. Sonra 5. bölüme geldiğimizde atmosfer ve iklim var ya, bizim 1. dönemin sonu 2. dönemin başına kadar işleyeceğimiz konuların olduğu bir bölümdür diyebiliriz. Uzun. Burada öncelikle atmosfer nedir? Atmosferin etkileri, atmosferin katmanları nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Sonra hava olayı ve iklimi karşılaştıracağız. Daha sonra iklim elemanları, sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştan bahsettikten sonra artık iklimdeki şu sağ tarafta görmüş olduğumuz grafiklerin olduğu makro klima iklim tipleri dediğimiz yeryüzündeki büyük iklimlerinden bahsetmiş olacağız. Bak, burada da önemli kısım şu sağ taraftaki grafiği okumak. Yani böyle bir grafik karşımıza geldiğinde bu grafik bize neyi anlatıyor? Onları güzel güzel öğrenmiş olacağız. Dünyayı öğrendikten sonra Türkiye'yi öğrenmezsek olmaz. Buradaki son kısımda da Türkiye'de iklim diyeceğiz ve şöyle bir geriye yaslanacaksın. Ben diyeceğim ki sana, yaslan geriye. Zor konular bitti. Artık daha rahat bir şekilde halledebileceğimiz konular kısmına geçeceğiz. İkinci ünite beşeri sistemler. Burada göreceğimiz konu yerleşmeler. Yani şu sağ tarafta yerleşmenin yer seçiminde etkili olan faktörler nelerdir? Dünya üzerindeki ilk yerleşme alanları. Mesela şuradaki 4 numara Çin medeniyeti. Mesela buradaki 5 numara Hint medeniyeti. Bunlar neden bu alanlarda kurulmuş? Bunlardan bahsedeceğiz. Yerleşmenin dokusundan. Toplu dokulu, dağınık dokulu yerleşmeler, yerleşme tiplerinden kırsal yerleşme, kentsel yerleşme, kırsal yerleşmede geçici sürekli yerleşmeler, onlardan bahsedip sonra tabii ki Türkiye'de yerleşme deyip buraya da noktayı koyacağız ve en sonda hemen şöyle yıldız attım. Neden? Çünkü burası TYT'de karşına banko geliyor. Eğer ki sen sayısal öğrencisi de olsan, eşitarlık öğrencisi de olsan, sözel öğrencisi de olsan, TYT kısmında coğrafyayı çözeceğin için bu konu mutlaka karşına gelecek. Ama burası farklı öğreneceğimiz bir kısım değil. O geçmişteki öğrendiğimiz ilişkileri burada harita üzerinde kullanacağız. Mesela bana böyle bir harita verecek ve burayı işaretleyecek. Diyecek ki bura nüfusa göre nasıl bir bölge? Yoğun nüfuslu bölge diyecek. Ya da burayı işaretleyecek. Burayı işaretledikten sonra iklimine göre hangi iklim bölgesi içerisindedir? Karadeniz iklim bölgesi diyeceğiz. Yani aslında biz o önce gelen kısımdaki öğrendiğimiz bilgileri burada güzel bir şekilde ne yapacağız? Kullanacağız. Ve bu bölgelerin sınırları nasıl değişiyor? Ne şekilde değişiyor? Ne oluyor? Onlardan bahsettikten sonra son kısım. 4. ünite
çevre ve toplum kısmı, doğal çevre ve insan arasındaki etkileşimden bahsedeceğiz. İster istemez günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların doğa üzerindeki egemenliği de artmıştır. Bazı durumlarda biz doğaya zarar vermekteyiz ve doğayı yanlış bir şekilde kullanmaktayız. Bunlardan bahsedeceğiz. Çeşitli projeler var. Mesela Marmaray'dan Maş Tüneli projesinden bahsedeceğiz ve doğal ortamda insanın yapmış olduğu etkiler. Doğal ortam dediğimizde de mesela litosfer diyeceğiz. Litosferin insan, yani insanın litosfer üzerindeki etkisi nedir? Ya da atmosfer diyeceğiz. Atmosferde insan etkisi ne gibi durumlarla karşılaşıyor? Ya da burada hidrosfer diyeceğiz. İnsan hidrosfere ne gibi etkiler yaratıyor? Ya da son kısımda biyosfer diyeceğiz. Biyosferde insanın ne gibi etkinlikleri var dedikten sonra bu kısmı tamamıyla bitirmiş olacağız. Yani 9. sınıfı ve karşınızda günün ödüllü sorusu arkadaşlar. Bunun cevabını mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Sözü şimdi kimyanın efsane hocası Fatih hocama bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Eşref hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İyi konuşmalar için, güzel konuşmalar için. Arkadaşlar gelelim kimyaya. Kimya için güzel bir sene, mükemmel bir sene bizi bekliyor. Biliyorsunuz artık 9. sınıf olduk. Artık karşımıza fen bilgisi olarak değil, fizik, kimya, biyoloji olarak ayrı branşlar karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunlar için de çok güzel bir sene bizi bekliyor olacak. Haydi bakalım neler varmış, nelere çalışacağız kimyada. Evet arkadaşlar, üniteleri tek tek göz atacak olursak arkadaşlar, ilk olarak kimya bilimi adında bir üniteyle başlıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bu ünite bize kimya bilimin adı üzerinde zaten tanıtan bir ünite olacak. Dolayısıyla da simyadan kimyaya isimli bir bölümle başlayacağız. Bak burası kimyanın tarihçesini öğreneceğimiz bir kısım olacak. Kimyadan önce, hani bir bilim ortaya çıkmadan önce neler varmış bundan bahsedeceğiz ve bugüne hangi gelişmeler sonucunda ulaşmışız onun üzerine konuşacağız. Ardından kimya laboratuvarı üzerine konuşacağız arkadaşlar. Burada tabii ki kimyanın temeline inmiş olacağız artık. Bir kimya bilimiyle uğraşan insan nelerle uğraşır, nelere dikkat eder? Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanlarından bahsedeceğiz. Burada hem alt disiplinler olarak işte organik kimya, anorganik kimya gibi disiplinlerden bahsedeceğiz. Hem de kimya ile yakından ilgili bazı endüstrileri ve kimya ile çalışan meslekleri tanıyacağız. Ve kimyanın sembolik dilinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada da hani ortaokuldan da zaten oldukça hakim olduğumuz element ve bileşik kavramları karşımıza çıkacak. Hem bunları tanımlayacağız, hem de elementlerin sembolleri, bileşiklerin formülleri nelermiş, yaygın adları nelermiş, bunları konuşuyor olacağız. Ardından ikinci bir ünite bizi bekliyor olacak. Atom ve periyodik sistem. Hani bu biraz daha aşina olduğumuz bir kısım aslında arkadaşlar. Periyodik sistem ve atomun yapısı üzerine konuşacağız. Hani ilk ünitede kimyanın tarihçesini görmüştük ya, bak burada da biz arkadaşlar atomun tarihçesinden bahsederek başlayacağız. Atom modelleri diyeceğiz. Yani atom fikri ilk defa ortaya nasıl çıktı, kim tarafından çıktı ve hangi aşamalardan geçerek bugünkü atom kavramı meydana geldi. Bundan bahsedeceğiz. Ardından da atomun yapısı diyerek atomun ve atom altındaki taneciklerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Atomla ilgili neredeyse her şeyi burada değiniyor olacağız arkadaşlar. Ardından da tabii ki atom dediysek artık elementlerden bahsetmiş olacağız. Ve elementlerin sınıflandırılması bizim için bir iş olarak karşımıza duracak. İşte elementlerin sınıflandırması deyince de tabii ki hepimizin aşina olduğumuz, yakından bildiğimiz periyodik sistem üzerine konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Modern periyodik sisteme geçerken periyodik sistemin de tarihçesinden şöyle bir bahsedeceğiz. Mendeleev ve Moseley gibi önemli bilim insanlarının yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. Ardından periyodik sistemin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Elementleri nasıl sınıflandırdığımızı öğreneceğiz, tanıyacağız ve periyodik özelliklere geçeceğiz arkadaşlar. Ünitenin son konusu en önemli konusu arkadaşlar. Bak sorular da karşımıza buradan yoğun olarak gelecek. Peki periyodik özelliklerde nelerden bahsedeceğiz? Şimdi periyodik sistem sadece elementlerin belli gruplarda benzer özelliğe sahip olan elementlerin bulunması değil, aynı zamanda bazı özelliklerin periyodik olarak değiştiği bir sistem olarak karşımızda arkadaşlar. İşte hangi özellikler ne tarafa doğru gittikçe artıyor, ne tarafa doğru genellikle azalma oluyor. İşte bununla ilgili yorumları da bu konuda yapıyor olacağız ve bu bizi 3. ünitemize geçirecek. Arkadaşlar bak bu 2 ünite, yani 2. ve 3. üniteler
sonraki yıllar içinde çok önemli. Sonra tekrar değineceğim. Sürekli karşımıza çıkıp duracak. O yüzden çok üzerinde durmamız gereken konular bunlar. Peki üçüncü ünitede karşımıza neler çıkıyor? Kimyasal türler arası etkileşimler diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi konunun girişinden belli zaten. Önce bir kimyasal tür nedir? Bunun tanımını yaparak başlayacağız ve tür çeşitlerini göreceğiz. Atom, molekül ve iyon olmak üzere bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından da bunlar arasında oluşan etkileşimleri sınıflandıracağız. Buna yine ortaokuldan biraz aşinayız arkadaşlar. Hani iyonik bağ, kovalent bağ bunları biliyorduk ya. Şimdi çok daha üstüne koyarak çok daha detaylı inceleme fırsatına sahip olacağız. Diyeceğiz ki etkileşimler güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılır ve bunların her birinde alt türleri var. İşte o türlerin bütün özelliklerini periyodik sistemde öğrendiklerimiz, atomun yapısıyla ilgili öğrendiklerimizi de üstüne koyarak arkadaşlar geliştirmiş ve öğrenmiş olacağız. Etkileşimler sonrasında da karşımıza sürekli çıkacak bir konu. Bak burayı çok iyi öğrenmemiz gerekecek arkadaşlar. Son olarak da zayıf etkileşimleri de tamamladıktan sonra bu ünitede fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. Burası hani en iyi bildiğimiz konu olarak değerlendirilebilir. Ortaokuldan gelen bilgileri neredeyse birebir aynen burada da işliyor, inceliyor olacağız. Ama etkileşimlerle ilişkilerini kurarak arkadaşlar. Yani tanecikler arası etkileşimleri öğreneceğiz. Bu etkileşimlerin bazı değişimlerdeki fiziksel ya da kimyasal olma niteliğini nasıl belirlediğini göreceğiz. Atıyorum yanma tepkimesi neden kimyasal bir tepkime de işte bir yırtılma olayı neden fiziksel ya da mercekteki kırılma olayı neden fiziksel bunları işte bu bölümde görüyor olacağız. Sonrasında dördüncü ünitemiz arkadaşlar. En aşina olduğumuz üniteye geçiyoruz artık. Maddenin halleri ortaokulda fen bilgisi dersinde zaten yoğun olarak işlemiştik biz bunu. Maddenin fiziksel halleri diyerek başlayacağız arkadaşlar burada. Yani maddenin hallerini genel özellikleriyle birlikte değerlendireceğiz. Katı sıvı, gaz ve üstüne bir de plazmayı ekleyerek inceliyor olacağız arkadaşlar. Ardından da katıları genel özellikleriyle ve katı türleriyle inceleyeceğiz. Ardından sıvılar diyeceğiz. Sıvıların bazı temel özellikleri var. Kaynama noktası gibi buharlaşma olayı ya da buharlaşma hızı gibi bazı olaylar üzerine yoğun olarak konuşacağız. Atmosferdeki su buharından bahsedeceğiz. Ardından gazlardan ve plazmalardan bahsedeceğiz. Gazları oluşturan temel büyüklükler, daha doğrusu gazları niteleyen temel büyüklüklerden bahsedeceğiz. Ve plazmaları yakından tanıyacağız arkadaşlar. Son olarak da burada hal değişim grafikleri üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bir maddeyi ısıtırsak ne olur, soğutursak ne olur? Hal değiştirirken hangi özellikler değişir, hangi enerji türlerinde değişimler olur? Bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Bu ünitede tabii ki oldukça önemli ve sonrasında da yine çok ihtiyaç duyacağımız bilgileri burada cebimize koyacağız. Tabii ki bu ünite artık ikinci dönem karşımıza çıkacak bir ünite olacak. 9. sınıf kimyanın son ünitesi arkadaşlar. Oldukça kısıtlı bir zaman ayrılan bir üniteden bahsediyoruz burada. Oldukça da kolay, oldukça da sözel bir ünite karşımıza çıkacak. Doğa ve kimya adı altında arkadaşlar. Yani çevremizdeki hani doğayı etkileyen kimyasal olaylar, kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz aslında ve çevre kimyası diyeceğiz. Su ve hayat olmak üzere de ikiye ayıracağız biz burayı. Su bizim için neden önemli? Suyu neden tasarruflu kullanmamız gerekiyor? Ya da sert sular, yumuşak sular bunların niteleyen özellikler neler? Bunu belirleyen değişkenler neler? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve suyu neden tasarruflu kullanmamız gerekiyor üzerine konuşacağız. Çevre kimyasında da işte küresel ısınma gibi ya da asit yağmurları gibi çevremizi etkileyen önemli kirleticileri, bu kirliliklerin sebeplerini ve bunlardan nasıl korunabiliriz, nasıl çevremizi kurtarabiliriz üzerine konuşacağımız bir bölüm olacak arkadaşlar. Son derece güzel bir ünite de bizi burada bekliyor olacak. Peki 9. sınıf kimyada biz nelere dikkat edeceğiz? Tam uzun bir süreç bizi bekliyor. Bir sene boyunca biz kimyaya çalışıyor olacağız tabii ki diğer derslerin yanı sıra. Peki kimyaya özellikle bakmamız gereken, kimya konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar neler arkadaşlar? Şimdiden önlemimizi alarak ona göre çalışalım. Bu sene arkadaşlar çok önemli bir sene kimya için. Çünkü temellerin atıldığı sene bu sene arkadaşlar. Bu sene öğrendiğin her şey sonra karşına gelecek. Atıyorum etkileşimleri öğrendin, bak zayıf etkileşimleri bir öğreneceksin. Seneye karşına hemen karışımlar ünitesinde bu konu tekrar çıkacak. O konuyu bilmiyorsan eğer, etkileşimleri öğrenememişsen o konuda zorlanacaksın. 11. sınıfa geleceksin. Modern atom teorisi diye bir ünitemiz var arkadaşlar. Bu sene periyodik sistemle ilgili öğrendiğimiz her şey üzerine konularak orada tekrar karşımıza çıkacak. Yani bu sene öğrendiğimiz her şey aslında sonraki yılların temelini oluşturacak. O yüzden bu seneyi ne kadar dolu dolu geçirebilirsek önümüzdeki yıllarda da o kadar rahat edeceğiz. Bunun garantisini size şimdiden veriyorum.
Ayrıca zaten bunu sadece sınıfları geçmek için değerlendirmemek gerekiyor. Bizi bekleyen önemli sınavlar var. YKS gibi bir sınav var. Üniversite sınavı bizi bekliyor olacak. İşte orada da hem TYT kısmında başarılı olabilmek için hem de sonrasında gelen kısımlar için, diğer dersler için temel oluşturması açısından 9. sınıftaki özellikle bakın 2. ve 3. ünitelerden bahsediyorum. Bu ünitelere çok ağırlık vermemiz ve çok iyi öğrenmemiz gerekecek. Burada arkadaşlar kavram bilgilerine çok dikkat etmemiz gerekecek. Bak kimyada hani genellikle tanım cümlelerini es geçeriz ya, tanıma çok önem vermeyiz. Bu sene öyle değil arkadaşlar. Çünkü sorular bazen direkt tanım üzerinden karşımıza gelecek. Hatta yorumlamaları yapmak için bizim tanımlamaları çok iyi biliyor olmamız gerekecek. O yüzden kavram bilgilerine çok dikkat edeceğiz. Atıyorum izotop diye bir kavram karşımıza çıkacak. Bu kavramın tam tanımın tam olarak anlamını eğer edinememişsek, öğrenememişsek sonrasında bize problemler getirecek. İşte kavram bilgilerine, tanımlamalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Atıyorum iyonlaşma enerjisi diye bir kavram çıkacak. Çok çok önemli olacak. Sonrasında da sürekli bununla karşılaşacağız. Ve tanımını, manasını ve özelliklerini bilmediğimiz zaman birçok soruyu bu yüzden kaçırmış olacağız. Arkadaşlar özellikle mesela periyodik özellikler gibi bir konudan bahsediyorsak. Bu sene karşımıza sık sık çıkacak. Kimyada kuralları zaten bileceğiz. Hani o belli başlı kurallar var. Onları zaten bileceğiz. Ama sorular karşımıza da istisnalardan çıkacak. İstisnalara da aynı şekilde önem vermemiz gerekecek. Tamamen atıyorum şu anda iyonlaşma enerjisinden bahsettik. Diyeceğiz ki periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gidecek. Gittikçe artacak. Bak bu kuralı zaten bileceğiz. Ama bunun yanı sıra bir de orada 3 aşağı 5 yukarı diye ekstra istisna oluşturan bir kural var. Bak karşımıza gelen soru o istisnayı bize soran soru olacak arkadaşlar. O yüzden neredeyse tamamında var. Kimya istisnalarla dolu bir bilim dalı zaten. O istisnaları çok iyi biliyor olmamız gerekecek. Ve sürekli üst üste binen bilgilerden bahsediyoruz. Üst üste eklenerek yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla da sürekli tekrar etmemiz ve bilgilerimizi sıcak tutmamız gereken bir bilim dalı, bir ders var karşımızda arkadaşlar. Bunu öğrendim, kenara koyayım diye bir şey yapamıyoruz. Sürekli ve sene sonuna kadar öğrendiğimiz bilgileri test çözerek ya da konu tekrarı yaparak bir şekilde bilgimizde, aklımızda sıcak kalmasını sağlamamız gerekecek arkadaşlar. O zaman kimyada neler var? Şöyle bir göz attığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı tabii ki ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Kimyada karşımıza neler çıkacak? Şöyle güzelce bir göz attığımıza göre size artık biyolojide nelerle karşılaşacağımızın devamına yönlendirmek istiyorum. Burada tabii ki karşımıza Seda hocamız gelecek. Tonguç Akademi'nin sultanı, bize biyolojiyi sevdiren kişiye devrediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugün 9. sınıf biyoloji dersinde neler var? Onlara hep birlikte bakacağız gençler. Öncelikli olarak tabii ki Fatih hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız yaslanın arkanıza. Bakalım 9. sınıf biyolojide bizleri neler bekliyor? Şimdi 9. sınıfta artık fen dersimiz yok. Fen dersi ne oldu gençler? Fizik, kimya, biyoloji oldu. Biyoloji dersinde de 3 tane ünite karşımıza çıkacak. Ama öncelikli olarak tabii ki size şunu söylemek istiyorum. Sadece biyoloji dersi için değil, tüm dersler için geçerli. 9. sınıf en temel sınıftır. Matematiğinde, fiziğinde, kimyanın da, Türkçenin de temelini 9. sınıfta atıyoruz. Daha sonraki sınıflarda göreceğimiz konular hep bunların üzerine eklenerek devam edecek gençler. Dediğim gibi 9. sınıfta biyolojiden tam 3 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi yaşam bilimi biyoloji ünitesi, ikincisi hücre ünitesi, üçüncü ise canlılar dünyası olacak ve böylelikle seneyi tamamlamış olacağız. Yaşam bilimi biyoloji ünitesine bakacak olursak burada da 2 tane ana başlık karşımıza çıkacak. Bunlardan birincisi canlıların ortak özellikleridir. Biyoloji bilimi canlı bilimi olduğu için canlıları ilgilendiren her şey biyoloji biliminin inceleme alanı içerisinde yer alacak. Canlı diye de sınıflandırdığımız milyonlarca varlık var.
bu milyonlarca varlığında sahip olduğu ortak özellikler ilk konumuz gençler. Hücresel yapıdan, beslenmeden, solunumdan, boşaltımdan, hareketten bahsedeceğiz. Tüm canlılarda ortak olarak görülür diyeceğiz. Üreme, büyüme, gelişme, uyarılara tepki, metabolizma, organizasyon, adaptasyon ve homeostaz de yine tüm canlılarda ortak olarak görülen özelliklerdendir. Hatta ben derste tek videoda anlatacağım hepsini size. Okulda yaklaşık 3-4 haftada göreceksiniz. Bunun haricinde bilmeniz gereken birkaç tane ortak özellik daha var. Soruları daha kolay yapabilmeniz için onları da size konu anlatımı içerisinde vereceğim. Canlıların ortak özelliklerini bitirdiğimiz zaman canlıların temel bileşenleri kısmına geleceğiz. Temel bileşenleri de kendi içerisinde inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayıracağız. İnorganik bileşikler su, asit, baz, tuz ve mineraller olacak. Asitleri, bazları, tuzları böyle diğer küçük sınıflarda gördüğümüz kadarıyla bileceğiz. Asitler işte turnusol kağıdını kırmızıya çevirir, bazlar maviye çevirir deyip geçeceğiz gençler. Organik bileşikleri çok detaylı bir şekilde öğreneceğiz ki organik bileşikler daha sonraki sınıflarda tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Mesela karbonhidrat, yağ ve proteinleri anlattıktan sonra bizim birinci yazılarımız gelmiş olacak. Bunları kendi içerisinde karşılaştıracağız hep. Arkasından vitaminleri, enzimleri, hormonları, nükleik asitleri, DNA'yı, RNA'yı ve ATP'yi anlatacağız. Yani canlı vücudunda bulunan temel bileşiklerin organik bileşikler kısmını da bitirdiğimizde birinci üniteyi cebe atmış olacağız. Ama çok üstüne basa basa söylüyorum, videolarda da söyleyeceğim. Yaşam bilimi biyoloji ünitesi özellikle de organik maddeler kısmı çok çok önemli. 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta tekrar bunlar karşımıza çıkıyor. Böyle alt başlıklar halinde. Sen karbonhidratların özelliklerini bilmezsen 10. sınıfta, 11. sınıfta o ünitedeki o soruda zorlanıyorsun. Buradaki bilgiler dediğim gibi çok önemli. Arkasından neye geçeceğiz gençler? Hücre ünitesine geçeceğiz. Hücre ünitesi de tabii ki bizim için temel ünitelerden bir tanesi. Mesela 9. sınıfta hücre ünitesini göreceğiz. 10. sınıfa geçtiğimiz zaman da hücre bölünmelerinden bahsedeceğiz. Önce hücrenin yapısını anlayalım. İçerideki mekanizmaları anlayalım. Daha sonra bölünmeleri, onların bir araya getirilerek oluşturduğu organları, sistemleri anlamamız daha kolay olsun diye. Hücresel yapıdan çok üstüne basa basa bahsedeceğiz. İki tip hücresel yapımız olacak. Prokaryot ve ökaryot hücreler diye. Prokaryotlar daha gelişmemiş yapılı hücrelerdir. Ökaryotlar daha gelişmiş yapılı hücrelerdir. Bu ünitenin içerisinde nelerden bahsedeceğiz? Öncelikli olarak içeriden dışarıya çıkıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hücrenin çekirdeğinden bahsedeceğiz. Ökaryotlarda çekirdeğin içerisinde DNA, RNA bulunuyor. Ondan sonracıma çekirdek zarının yapısından, çekirdek sıvısının yapısından bahsedeceğiz. Sitoplazma dediğimiz zaman şu kısımdaki sıvıdan buralarda bulunan organelleri anlatacağız. Onları zarlı organeller, zarsız organeller, tek zarlı, çift zarlı diye gruplandıracağız. Yani aslında mitokondri, kloroplast, ribozom, sentrozom, lizozom gibi organellerin görevlerinden bahsedeceğiz. Sonra hücre zarının yapısına geçeceğiz gençler. Hücre zarının yapısında hangi organik moleküller var? Bak tekrar karşımıza çıkacak, karbonhidrat, yağ, proteinler vardır diyeceğiz mesela. Sonra bu hücre zarında madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Hücre bir maddeyi içeriye alacağı zaman hücre zarındaki kanallardan nasıl taşınma meydana geliyor? Ya da şurada metabolik aktivite gerçekleşmesi için atıkların nasıl dışarı atılması gerekiyor gibi hücre zarında madde alışverişlerini de anlatacağız. Arkasından da bilimsel yöntemden bahsedeceğiz. Bilimsel yöntem dediğimiz şey de biliyorsunuz ki bilimin ilerleyebilmesi için devamlı çalışmalar yapılmak zorunda. Bu çalışmaların da ana basamakları var. Mesela işte problemi tespit edeceksin, buna bağlı bir hipotez oluşturacaksın, hipotezine dayalı tahminler bulunacaksın. Sonra bunu kontrollü deneyler yaparak deneyeceksin. Senin hipotezinin doğru olup olmadığı ortaya çıkacak. Sadece biyoloji bilimi için değil, matematik için de, kimya için de, mühendislik için de tabii ki sabit bilimsel çalışma basamakları var. Biz nasıl basamaklar takip ediliyor? Hangi sırayla çalışmalar yapılıyor?
bir bilginin doğru olduğunu kabul etmek için nelerin yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bilimsel yöntem dediğimiz kısmın içerisinde gençler. Bunu da bitirdiğimiz zaman hop son ünitemize geçiyoruz. Yani üçüncü ünitemiz olarak canlılar dünyası kısmına geçiş yapmış olacağız. Canlılar dünyası dediğimiz zaman da gençler burada artık canlılardan bahsedeceğiz. Canlılara baktığımız zaman onları gruplandırmamız gerekiyor ki üzerine araştırmalar yapabilelim. Hatta ben videonun başında size dedim ki milyonlarca canlı var. Günümüzde ismini bildiğimiz, grubunu bildiğimiz, bunun şu özellikleri var dediğimiz milyonlarca canlı var. Ama keşfedilmeyi bekleyen, keşfettiğimizden daha fazla canlı olduğu düşünülüyor. Yani bu biyoloji bilimi devamlı gelişiyor, devamlı çalışıyor ve tabii ki devamlı yeni bulunan şeyler doğrultusunda değişime uğruyor. Gençler, biz de burada canlıları alem dediğimiz en büyük gruplara ayıracağız. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protistalar alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi, hayvanlar alemi diye 6 tane alemden bahsedeceğiz. Bu alemlerin genel özelliklerini, hangi canlıların bu alem içerisinde yer aldığından bahsedeceğiz. Bilimsel bilgi evrensel olduğu için falanca ülkede bulunan bir canlıya bizim de haberdar olmamız gerektiği için ya da şöyle anlatayım, falanca ülkede bir tane ilaç buldular. Bizim ülkemizde ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Diyoruz ki aa, burada bunun ilacı bulunmuş. Orada onun ilacının bulunması bir süre sonra bizim ülkemize geleceği anlamına gelir. Çünkü gençler, o zaman dünya üzerinde herkesin belli bir iletişim içerisinde olması lazım. Bilimsel bilgi ilerlesin diye. Ortak bir dil kullanılıyor. Ortak bir sınıflandırma sistemi kullanılıyor. Gençler, alemler şubelere, şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler türlere ayrılarak gruplandırılmış olacak. Biz bunları anlatırken aklımızda nasıl kolay kalır diye düşüneceğiz ve bunlara şifreler, kodlar vereceğiz. Mesela Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diyeceğiz. Baş harflerini kodlayıp şak 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 soruları yapacağız gençler. Canlı alemlerini de anlattık, bitirdik. Bir başlık açacağız ve 9. sınıfı bitireceğiz. O da kim olacak? Virüsler. Ya hocam, virüsleri neden canlıların içerisinde anlatmayacaksınız? Çünkü virüsler tartışma konusu. Bazı bilim insanlarına göre canlı, bazı bilim insanlarına göre cansız. Çünkü hem canlıların ortak özelliklerinden bazılarına sahipler, hem de cansızlara benzer özelliklere sahipler. O yüzden onları canlıların sınıflandırılmasının içerisine vermeyip daha sonra biyolojik varlıklar diye isimlendireceğiz ve onların özelliklerinden, yaptıkları hastalıklardan da bahsetmiş olacağız. Böylelikle konularımız bitecek. Ama ben size biyolojiyle ilgili tabii ki birkaç tane şey söylemek istiyorum gençler. Biyoloji dersine çalışırken aklımızda kalmasını nasıl arttırabiliriz? Ne yaparsak daha kolay öğreniriz bu dersi? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi üstüne basa basa çok söyledim biliyorum ama bir daha söylüyorum. 9. sınıf tüm senelerin, tüm konuların temeli niteliğinde gençler. O yüzden de 9. sınıfı çok sağlam tutmamız gerekiyor. Biyoloji, biyo canlı demek, loji bilim demek. Biyoloji de canlı bilimi, yaşam bilimi anlamına geliyor. Tüm canlıları tanımamızı, canlıların arasındaki etkileşimleri anlamamızı, doğayı, hayatı kavramamızı tabii ki sağlamış olacak. Onun haricinde ya hocam akademik anlamda bana ne katacak? Tabii ki biyoloji dersinden iyi bir not alırsan karne notu olarak yüksek bir not alacaksın. Diploma notunu etkileyecek o cepte. Onun haricinde çok net bir şekilde söylüyorum gençler, TYT sınavı yani üniversite sınavının birinci basamağında 9. sınıfın 3 ünitesinden de 3 tane soru geliyor. Bir soru yaşam bilimi biyoloji oluyor, bir soru hücreden geliyor, bir soru da canlıların sınıflandırılması, canlılar dünyası kısmından geliyor. Yani 9. sınıfta sen bunu iyi öğrenirsen üniversite sınavına hazırlandığın zaman zaten çok kolay bir şekilde tekrar edeceksin. 3 tane soruyu da cebine koymuş olacaksın. Birinci basamak sınavda toplam 6 soru çıkıyor. 3 tane demek bunun %50'sini yapmak anlamına gelir diyeyim gençler. Nasıl çalışalım?
Birincisi, biyoloji dersi görselsiz olmaz, renkli kalemsiz olmaz gençler. Organelleri anlatacağız, organellerin şekillerini çizeceğiz, mekanizmaları şekiller üzerinden öğrenmeye çalışacağız. O yüzden görsel kullanmak bizim için çok önemli olacak. Resimlerin bol, şekillerin bol olduğu mutlaka bizim kitaplarımızın, ders notlarımızın bulunması gerekiyor. Öğrenme olayına ne kadar çok duyu organı dahil edilirse hafızaya alma süresi tabii ki kolaylaşıyor gençler. Hafıza kalma süresi de artıyor. Yani sen bir kitabı açtın, düz kitap, okuyorsun, kapatıyorsun kitabı. Ne yaptın? İşte görsel kullanmadın. Düz bir şekilde okuyup bunu öğrenmeye çalıştın. Ama bununla ilgili görseller arttırılırsa, animasyonlar izlenirse, bununla ilgili farklı duyuları, ne bileyim bir deney düzeneği kurmak gibi, bir maket yapmak gibi duyu organlarını daha fazla kullanacağın şeyleri işin içerisine dahil edersen anlaman tabii ki çok daha kolaylaşmış olacak. Hiç değilse renkli kalemlerimizle onları işaretlememiz bile aklımızda kalmasını arttırır gençler. Düzenli olarak konularla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Sadece biyoloji için konuşmuyorum, tüm dersler için geçerli. Tekrar etmediğim bilgi tabii ki unutulmaya yüz tutar gençler. Bu nedenle de bilgilerimizi taze tutmak amacıyla kendimize bir program oluşturmamız gerekiyor. Düzenli olarak tekrarlarımızı yapmamız gerekiyor. Konuyu nasıl pekiştireceğiz? Tabii ki bol bol test çözerek gençler. Mutlaka konular bittiği zaman o konunun sorularının olduğu testi önüne almalı ve testleri çözmelisin. Biz bir nevi 9. sınıftayız ama üniversite sınavına da hazırlık yapıyoruz. Sen soru çözdükçe hem konu senin hafızanda daha iyi yer edecek, hem de birazdan hiç farkında olmadan üniversite sınavına da hazırlanmış olacaksın. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik gençler. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Böylelikle biyoloji bir dersine, biyoloji bilimine nasıl çalışmamız gerektiği konusunu bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Konu anlatımlarında görüşmek üzere. Ama küçük de bir şey söylemek istiyorum tabii ki gençler. Bundan sonra derslerimiz Tonguç Akademi'de biraz daha farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Tüm derslerinin ilk konularını bir video içerisinde bulabileceksiniz. Yani videomuzun içerisinde matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya dersleri ard arda gelecek. Unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.